Sağlık. Burada da gayet güzel bir performans dinledik sizlerden. Batur abi, biraz da spordan bahsetmek istiyorum. Özellikle basketboldan. Bugünlerde işte gündeme oturduk. Gündemde basketbol. Evet. Ve Dünya Şampiyonası'nda böyle büyük radikal kararlarla yeni oluşturulan bir takım var. Herkes üzerinde çok konuştu. Yani bilen de bilmeyen de bir yorum yaptı tabii bu konuyla ilgili. Evet. Bilen de bilmeyen de bir şeyler söyledi. Biz de dinledik. Şimdi en çok bilen bir ağızdan duyalım. Neler diyeceksiniz bu yeni takımla, alınan sonuçlarla ilgili olarak? Şimdi bizim NBA'de iki tane oyuncumuz var biliyorsunuz. Bir tanesi Hidayet Türkoğlu, öbürü Mehmet Okur. Bu çocuklar işte sakatlıklarını öne sürerek milli takıma katılmayı arzu etmediler. Onun üzerine Avrupa ikincisi olan Ümit Milli Takımımızdan 5 tane oyuncuyu A milli takım kadrosuna aldılar. Bunlar İşte 86 doğumlu ve 87 doğumlu çocuklar. Bir de Amerika'da North Carolina State'de oynayan bir çocuğumuz var. 84 doğumlu. Onunla beraber böyle gençlerle İbrahim'in önderliğinde diyelim takım, evet, kaptanlığı organizasyonunda böyle bir takım oluştu. Şimdi bundan evvelki turnuvalarda genelde bir kümeste çok fazla horoz vardı. Onun için egolarına yeniliyorlardı. Burası 2003 Avrupa, 2005 Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımız çok iyi elemanlara sahip olmasına rağmen, evet, başarıya ulaşamadı. Evet. Şimdi bu takım tamamen burada bir tek lider var, o da İbrahim. Evet. İbo da bu işi mükemmel şekilde organize ediyor. Evet. Hem abilik yapıyor, hem oyun oynuyor. İbrahim'in altyapısı kuvvetli bir çocuk. Çok. Zaten, Fenerbahçe, evet, altyapısından yetişme zaten. Çok da iyi niyetli bir çocuk. O gençlerle kaynaştı. Ve de hakikaten ortaya mükemmel bir takım çıktı. İlk defa, ki biz oraya wildcard'la gittik. Yani evet, evet, seçim sonunda gitmedik. Kontenjandan gittik. Evet. Ama kontenjandan giden 4 ülkenin bir tanesi biz çeyrek finallere kaldık. Yani. Şimdi burada yani Türkiye'de ilk kez oluyor. Türk milli takımı böyle bir şey oluyor. Hiç kimse de ümit beslemiyordu bizim milli, evet, takımımızdan. Evet. Hakikaten çok büyük başarıyı imza attılar. Yani o çocuklarımızdanla gurur duymamak elde değil. Tabii ki burada teknik ekip, işte bu wild card'ı alan başkan Turgay Demirel hakikaten çok büyük başarılara imza attılar. Bu çocuklarla ne kadar iftihar etsek azdır. Daha arkadan da gelen çok büyük bir nesil var. 88-89 doğumlu. Yani basketbolumuz hakikaten tabii futbolla mukayese etmek istemiyorum. Futbol tabii her yerde ön planda. Ama ikinci spor olarak ülkemizde, kesinlikle, basketbolun çok sevildiği inancındayım. Hoca için ne diyeceksiniz? Tanyevic çok deneyimli bir hoca. Ben aslında bir Türk çocuğunun orada olmasını arzu eden bir insanım ama federasyon onu tayin ettiğine göre ona elimizden geldiğince yardım etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü o milli takım bizim milli takımımız. Evet. O çocuklar bizim çocuklarımız. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hakikaten istikbale dönük. Şimdi 2010'da da ülkemizde yapılacak dünya şampiyonası var. Bu çocukların çoğu orada oynamayı. Evet, bundan sonraki tek sorun belki bu çocukların bundan sonraki yıllarda yine aynı hırs, aynı arzu ve aynı devam ettirmesi. Genç bakışla devam ettirebilir. O da Tanyevic'in işi galiba, değil mi? Tabii Tanyevic'in işi.
Çünkü eğer bu tip yani egolarına fazlalık veren oyuncuları keserlerse yani kangren olmadan kolu kesmek lazım. Yoksa kangren olur, bütün vücudu sarar. O tip oyuncuları hemen ekarte etmek lazım yani. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Itri Bey, siz son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak tabii basketbol, programın müzikle tabii amacına ve uygun olarak şunu söylemek isterim. Şunu gördük. Batur abimiz sonuçta yani sporun gücü ile müziğin gücünü ortak paydaya almış, bir de paydaları eşitlemiş. Güzel bir sentez güzel oluşturmuş. Ondan tabii bu tür Fenerbahçe'de bu tür bir çalışmayı yürütmek ve onun gibi pek çok koristen bir arada bulunmak çok gurur verici, keyif verici oldu. Ayrıca bugün sizden burada olmaktan da çok şeref duyduk. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Hakikaten güzel bir mozaik oluştu. Böyle çok renkli bir program olduğuna inanıyorum ben. Çünkü gelen konuklar hakikaten renkli. Özellikle de Batur abi. Çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldığınız için. Ayrıca Dagi'nin de şöyle birer minik jesti var sizler çok için. Çok sağ olun. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da inşallah bu güzel ve özel çalışmanızda uzun seneler boyu hep sizleri duymak istiyoruz. İnşallah konserlerinizde de seyretmek bekleriz istiyoruz. Daha sonra inşallah tekrar programımızı da ağırlamak istiyoruz. Tekrar ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Sevgili Fenerbahçe TV izleyicileri, bir müzik molası daha burada sona erdi. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.
kart Fenerbahçe'ye gönül verenlerin kartı. 100. yılda 100 bin taraftar kartı. Bu kart Fenerbahçe'ye gönül verenlerin